Bir haftayı daha tamamladık. Tabii en çok merak edilen konu altın ve dolardaki yükseliş devam edecek mi? Borsadaki bu düşüş devam edecek mi? Hem rakamlara bakacağız hem de açıklanan bazı haber ve veriler var. Onları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden biraz bahsetmek istiyorum. Enflasyon 10.84 seviyesine kadar yükseltilmiş durumda beklentilerde. Dolar beklentisinde 7.34 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Zaten bu koşullar içerisinde özellikle cari açığın Ocak-Haziran döneminde 20 milyar dolara dayandığı bu günlerde doların yükseliş eğiliminde olmasını beklememek büyük bir hata olur. Amerika'da perakende satışlarda beklentinin altında bir durum gerçekleşti. Bu da Amerika'daki tüketim eğiliminin azaldığını, tasarruf eğiliminin arttığını gösteriyor. Erdoğan piyasalardaki hareketlilik için bundan önce de aynı operasyonlar yapıldı dedi. Bu bakış açısını bir türlü değiştirmemiş olduğumuzu görüyoruz. Hala dolardaki hareketlilikler, borsadaki geri çekilmeler dış bir müdahale olarak görülmeye, gösterilmeye çalışılıyor. Oysa ki Türkiye'nin makroekonomik verileri şu anki rakamların bile çok daha üstünde rakamların gerçekleşmesini gerektiriyor arkadaşlar. Çok kritik bir haber geldi bugün. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk lirası kredilerdeki artış hız kesti. Yani konut sektörüne olan talebin çok ciddi manada kesildiğini söyleyebiliriz. Zaten bu belliydi. Haziran'ın ilk haftasında, ikinci haftasında ciddi bir konut kredisi artışı görülmüştü ama Haziran'ın ikinci yarısından itibaren bu artışların düşeceği ortadaydı. Nitekim burada da onu görüyoruz. Tüketici kredilerinde düşüş eğilimi hızlanmış durumda. Önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu da piyasadaki kritik sürecin hızlandığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Cari dengeyi konuşalım biraz. Cari denge Haziran'da 2 milyar 930 milyar dolarlık bir açık verdi. Cari açığın hızlanarak ve katlanarak artacağını aylar öncesinde sizlerle paylaşıyordum. İlk aylardan itibaren cari açık katlanarak artmaya başladı ve Haziran ayı itibarıyla da 19 milyar 804 milyon dolara dayandı. Temmuz ayında büyük ihtimalle 20 milyar doları çoktan aşmış olacağız. 20 milyar doların üzerindeki bir cari açık büyük bir tehlikeyi ve tehdidi işaret ediyor. Kurda özellikle devalüasyonist bir baskıyı işaret ediyor. Biraz da dünyadaki gerilimlerden bahsedelim isterseniz. Türkiye, Yunanistan ve Fransa gerilimi, Doğu Akdeniz gerilimi her geçen gün biraz daha artıyor. Amerika, İran'dan Venezuela'ya giden 4 petrol tankerini durdurdu ve el koydu. Bu çok kritik bir gelişme. İran'la Amerika arasındaki gerilimin daha da artacağını gösteriyor bize. Amerika'daki seçimler zaten başlı başına bir gerilim unsuru. 3 Kasım'a kadar gerginlik daha da devam edecek. Biden özellikle yanına siyahi bir kadın başkan yardımcısı alarak Trump'ın daha da önüne geçmeye başladı ve Trump'ı bu ciddi anlamda geriyor. Bu gerilimle birlikte Çin'e, Avrupa'ya, Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'e saldırmaya devam edecek ve söylemlerini daha da sertleştirecek. Bu arada şunu da söyleyelim. Amerika ile Çin gerilimi de öyle rafa kalkmış falan değil ve bu gerilimde piyasalardaki satış baskısını arttırıyor. Bir başka önemli gelişme, Beyrut'ta büyük bir patlama yaşandı biliyorsunuz. Bu patlama sonrasında Beyrut halkında da ciddi isyan hareketleri başladı. Bu gerilimlerde yine bölgedeki havanın ısınmasını beraberinde getiriyor. Gördüğünüz gibi dünyanın pek çok yerinde sorunlar arka arkaya artmaya devam ediyor. Bir yandan da pandemi etkisi, bunlar toplamda dünyanın risklerini arttırıyor. AB Dışişleri Bakanları Yunanistan başlığıyla aslında, gerçi Doğu Akdeniz başlığıyla dediler ama Yunanistan ve Fransa'nın ısrarlarıyla bir araya geldi ve Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Almanya ortamın gerilmesinden yana değil arkadaşlar. Bir kere bunun altını çizelim. Biraz daha sakin olunmasının taraftarı ama Fransa ile Yunanistan özellikle ortamı germeye devam ediyorlar. Avrupa Birliği de Türkiye'ye bir çağrıda bulundu. Biraz daha sakin olun, ortamı germeyi bırakın dedi. Bu sözün acaba Türkiye'ye mi yoksa Yunanistan'a mı söylenmesi gerekiyordu? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz dedi Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişki gerileceği bir döneme doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Hem ulusal çapta hem global çapta gerilimler her geçen gün gördüğünüz gibi artmaya devam ediyor. Amerika'da bir yardım paketi meselesi var. 1 trilyon mu olacak, 3 trilyon mu olacak konusu tartışılıyor. Cumhuriyetçiler 1 trilyonla sınırlı kalınmasını istiyor. Demokratlar 3 trilyon dolarlık bir yardım paketinin çıkması konusunda ısrarlı. Bir anlaşmaya varılmış
kalmış durumda değil. Kongre tatile girdi ve tatil sonrasına bıraktı bu durumu. 1 trilyon ya da 3 trilyon yardım paketi olarak piyasaya girmesi demek Amerika'daki tasarrufların daha da artması demek. Nitekim Fed başkanlarının bu konuyla ilgili açıklamaları var. Amerika'da verilen her yardım yarı yarıya tüketime gidiyor, yarı yarıya tasarrufa gidiyor. 2 trilyon dolarlık daha yardım gelirse bunun neredeyse 1 trilyonluk kısmı tasarruf eğiliminde olmaya devam edecek. Bu da altının yükselişini kışkırtan konulardan birisi olacak. Amerikalı iki senatör Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Buradan bir sonuç çıkacağı kanaatinde değilim. Öbür taraftan eğilim gösteriyor ki Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Rusya'ya kadar Doğu Akdeniz meselesinde kimse Türkiye'nin yanında değil. Türkiye burada yalnızlaştırılmış durumda. Türkiye'nin eli kolu bağlı mı peki? Hayır, elbette değil. Şu anda attığı adımlarla bir şekilde Doğu Akdeniz'de var olduğunu gösteriyor. Bunun yanına mutlaka bölge ülkelerindeki liderlerle bir araya gelerek bu işi güçlendirmek zorunda. Çevre ülkelerinizde doğru ilişkiler kurmuyorsanız gördüğünüz gibi işin dışında olan pek çok kişi konuya müdahil oluyor ve sizin hak alanlarınızda çok daha etkili olmaya başlıyor. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var. Türkiye'nin mutlaka Suriye ile masaya oturması gerekiyor. Türkiye'nin mutlaka Mısır'la masaya oturması gerekiyor. Çevre ülkelerle ilişkilerini öyle ya da böyle güçlendirmesi gerekiyor. Öbür taraftan da korona meselesi var tabii. 20 milyon kişiyi aşmış durumda. Yaz ayları bitiyor. Sonbahar aylarının gelmesi, kış aylarının gelmesi risklerinin artacağını gösteriyor. İkinci dalga meselesi daha da fazla konuşulur hale geldi. Bütün bu riskler altının yükseliş eğilimini devam ettireceği görüşündeyim. Gelelim rakamlara. Borsa 108 bin seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Sıfır atılmadan önceki rakamı söylüyorum. 120 binden 108 bine gelmiş bir borsa. Hatta 103 bine gelmiş bir borsa. Kendisini yukarıya atmaya çalıştı. 110 binin üzerine tırmandı. 120 bine gidecek havası verdi. Sizlere o günlerde de söylüyordum. Borsa büyük bir balon. Aman ha, dikkatli olun. Buralar çok tehlikeli. %3-5 kazanacağım derken büyük bir risk almayın diyordum. Nitekim 108 bine tekrar geri geldi. Önümüzdeki hafta borsadaki satış eğilimi devam edecektir arkadaşlar. Dolar altılı seviyeleri görmüyor. Görme ihtimali de yok. Bu konuşulmuyor bile. Nitekim bu doların yükseliş eğilimini gören bakan da artık dolar düşecek söylemlerinden vazgeçti. İyi de yaptı bana göre. Çünkü bu gerçeklerle savaşmanın anlamı yok. Bu koşullar içerisinde dolar Türkiye'nin bu kadar büyük sıkıntıları varken ve aynı zamanda uluslararası riskler varken düşüş eğilimine giremez. 7.37 seviyesinden kapanmış olması önümüzdeki hafta 7.60-7.80 seviyelerinin zorlanabileceğini bize işaret ediyor. Bu hafta dolarda çok kritik hareketler göreceğiz. Büyük ihtimalle 7.60-7.80 zorlanmaya başlayacak. Bu seviyelerde biraz takılabilir ama 7.80 kırıldıktan sonra ilk hedefi 8.20 olacaktır. Euro 8.72, doların 7.80'e gittiği süreçte 9 liranın üzerinde bir euro göreceğiz büyük ihtimalle. Euro dolar paritesi 1.17-1.18'e sıkışmış durumda. Gelen her haber euro dolar paritesini aşağıya doğru zorlayacaktır. Önümüzdeki dönemde ben 1.12'ye doğru giden bir euro dolar paritesi bekliyorum. Faiz cephesinde gördüğünüz gibi gerçeklerle savaşmak mümkün değil. Siz politika faizini 8.25 yapabilirsiniz. Ama piyasa bunu kabul etmiyorsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Nitekim tahvil faizleri %14'ün üzerine çıktı. %14'ün hafif altında da kapanışını gerçekleştirdi. 13.83'tü. Önümüzdeki hafta yine büyük ihtimalle %14-15 aralığında özellikle enflasyonun yükseliş eğiliminde olmasından kaynaklı olarak faizlerin yükseldiğini göreceğiz. Gelelim altına, en kritik mesele. 1930 seviyesinde kendisine tabanını oluşturdu, aynen söylediğimiz gibi. 1930'dan bundan sonraki süreçte 1950'ye doğru gidecektir, gelecektir. Burada oluşturduğu tabanla, burada oluşturduğu hacimle birlikte de önce 1980 seviyesini sağlam adımlarla, ardından da 2000 seviyesini zorlayıp kıracaktır. Daha önceki 2000 üzerine çıkışı çok sert ve hızlı bir hareketti. Onun için bu geri çekilmenin olması bekleniyordu. Muhtemeldi, ben de sizlerle paylaşıyordum. 1800
2000 aralığında bir dalgalanma olabilir. Burada önemli olan dip noktanın bulunması diyorduk. Nitekim 1870'te dip bulundu. Buradan hızlı bir şekilde 1930'un üzerine kendisini attı ve 1930'da da sağlam bir zemin oluşturuyor. Demek ki arkadaşlar önümüzdeki haftadan itibaren altındaki sağlam adımlarla yükseliş süreci devam edecek. Hele ki biraz önce sizlere ayrıntılı bir şekilde paylaştığım dünyadaki risklerin olgunlaşması altının çıkışını daha da hızlandıracaktır. Ve bunun yanına bir de paketlerin açıklanması altın fiyatlarının yukarıya çıkışını daha da hızlandıracaktır. Evet, kongre tatilde ama kongre tatil dönüşünde paketi onayladığı an itibariyle 2300'e doğru hızlı hareket yapan bir altın ons değeri göreceğiz. Peki bu gramı nasıl etkileyecek? Esas soru bu. Gayet basit. 2300 dolara giden bir altın ons değeriyle 7.80'e gelen dolar kurunun birleşmesi gram altının 576 lira seviyesine gelmesini beraberinde getirir. 7.80'e giden bir dolar kuruyla 2000 civarında dolaşan, yani 1980-2000 dolar aralığında gidip gelen bir altın ons değeri ise altının gramının 500-520 lira aralığına yerleşmesini beraberinde getirir. Peki düşüş eğiliminde olma ihtimali yok mu altının, gram altının özellikle? Bu koşullar içerisinde arkadaşlar dolar yükseliş eğilimindeyken özellikle altının onsu çok agresif hareketler yapmasa bile, ki zaten geriye gelme ihtimali de yok ama bu seviyelerde kalsa bile gram altının yükseliş eğilimi devam edecektir arkadaşlar. Bundan sonra 500 lira hedef bile değil, öyle söyleyeyim sizlere. 459-460 seviyelerinden kapanmış olabilir gram altın. Bu gram altındaki dip seviyelerdir. Doların da dip seviyelerindeyiz. Altının onsunun da dip seviyelerindeyiz. Dolayısıyla arkadaşlar gram altındaki yükseliş eğilimi devam edecek. Her geçen gün yeni rekorlar kırmaya da devam edecek. Burada yapmanız gereken tek şey sakin olmak, asla ve asla kaldıraçlı işlem yapmamak, kredili işlem yapmamak, mümkün olduğunca olaya uzun vadeli bakmak. Bunları yaptığınız sürece de paranızı korumaya devam edeceksiniz, emin olabilirsiniz. Elbette bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil. Elimizden geldiğince size öngörülerde bulunuyoruz. Bir de şu tip sorular geliyor. İşte nasıl bir sepet oluşturulmalı? Bu koşullar içerisinde yapılabilecek en iyi sepet, bir kısmının döviz olduğu, bir kısmının altın olduğu ama altının biraz daha yoğunluklu olduğu bir sepettir arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.